Çok uzun yıllardan beri incirini yediğimiz bu bitkimizin gövdesinde gövde iç kurdu var. Evet, bunlar da bitkimizin gövdesinden kurdun dışarıya atmış olduğu bitkimizin gövde yüzü. Buradan başlayarak bitkimizin ta içine kadar girip ondan sonrasında ağacın kurumasına yol açan bir haşere gövde iç kurdu. Haziran böcekleri, Mayıs böcekleri dediğimiz böcekler de bunu yapabilir. Evet, görüldüğü gibi hep çürük burası. İçerisine çürütmüş. Buradan ta aşağıya kadar gittiğini çok iyi biliyoruz. Buradan başlamış. Buradan devam ediyor. Şimdi biz burada hazırlamış olduğumuz ilacımızı bitkimizin gövdesine enjekte edeceğiz. Aynen buradaki gibi yukarıdan. Arkadaşlar, yüzeye yapmakla bu haşereyi halletme şansımız yok. Onun için buraya, buranın içerisine bu şekilde enjekte etmemiz gerekiyor. Böyle ta içeriye sıkıyorum şu an. Neredeyse hiç dışarıya sızıntı yok. Çünkü ta içeriye kadar bunu delmiş durumda. Sık aralıklarla içeriye bu ilacı göndereceğim. Bolca. Yoksa bunun mücadelesi çok zordur. Sık sık çekerek bol miktarda bitkimizin gövdesine değişik yerlerinden, buradan da ilaç göndereceğim. Hatta bu şekilde delik olan yerlere de bol miktarda ilacımızı sıkacağım. Buralarda da var. Oraya da uygulamamızı yapacağız. Gövdeye girdikten sonra arkadaşlar, istediğimiz kadar bitki kök bölgesinden ilaç verin, ister gövdeye ilaç yapın. Evet, enjektör ne kadar içeriye girdi? İğnemizin tamamı şu an içeride. Buradan içeriye boşaltıyorum ilacı. Göründüğü gibi hiç en ufak bir dışarıya sızıntı yok. Bu kurdun, iç kurdunun verdiği zararın ne kadar etkili olduğunu göstergesi. Evet, iğneyi sokuyorum ta aşağı kadar göründüğü gibi ve boşluk sıkıyorum ilacı. Çözümü bu arkadaşlar, bu hastalığımızın. Burada biraz daha ileride çok da fazla zarar vermiş bir bitkimiz var. Bunu da sizinle paylaşalım. Evet, burada neredeyse kuruma noktasına gelmiş durumda. Buralara ilaçlarımızı sıktık gövde içerisine. Evet. Bu hastalığın tek çözümü bu şekilde, bu uygulamadır arkadaşlar.